Şimdi ilk sahur bu gece. Salgın döneminde bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmak gerekiyor. Peki sahurda neler yapılmalı? Daha uzun süre tok kalmak için sofralarda hangi yiyeceklere yer verilmeli? Uzmanların önerileri geliyor ekrana. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem de sizi uzun süre tok tutmaya yardımcı olacak bir sahur menüsü hazırlamak mümkün. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece oruç tutacaklar, ilk sahura kalkacak. Çeşit çeşit zengin içeriğiyle Türk kahvaltıları sahurda da ilk tercih oluyor. Peki güçlü bir bağışıklık sistemi için sahur sofralarında neler olmalı, neler olmamalı? Doğru bilinen yanlışlar, tok kalmak isterken ertesi günü çekilmez hale getiren besinler. Küçük yanlışlar oruçla geçen günü zorlu hale getirebiliyor. Sahurda daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak tam tahıllı, tam buğday, tam çavdar ekmeklerinden seçmeye ve 1-2 dilim tüketmeye özen gösterin. Ve sahuru ihmal etmemek direncin düşmemesi için çok önemli. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sahur sofralarından eksik etmememiz gereken en önemli şey ise yumurta ve yoğurt. Her gün 1 ya da 2 yumurtaya mutlaka sahur menünüzde yer vermeye özen gösterin. En çok ihmal edilen besinlerden birisi de süt yoğurt grubu. Özellikle az tuzlu peynirleri seçmeye özen gösterin. Çünkü tuz içeriği yüksek besinler ertesi gün susuzluk hissini çok fazla yaşamanıza sebep olabilirler. O yüzden sahurda bir kase yoğurda ya da bir bardak süte de mutlaka yer veriniz. Sadece şarküteri ürünleri değil, taze besinler de sahur menüsü için oldukça önemli. Sahurda en önemli besin gruplarından bir tanesi de sebze ve meyveler. Hem vitamin ve mineral içerikleriyle hem de lif içerikleriyle sindirim sistemini koruyacaklar, bağışıklık sisteminizi güçlendirip uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaklar. Aşırı derece yemekten kaçınmak gerekiyor. Bunun yanı sıra mutlaka bir porsiyonda taze meyve, mevsim meyvesi, çilek, kivi ya da önümüzdeki dönemlerde kavun ya da karpuz gibi meyveler de sahur menünüzde olmalı. Sahurda yeterli miktarda su içmeyi de lütfen ihmal etmeyin.